5. sınıf matematik ders kitabı 2. ünite kesirler, kesirlerle işlemler konusundaki etkinliklerin çözümleriyle birlikteyiz. Hazırsanız başlayalım. Sayfa 83. Aşağıdaki doğal sayıları kesir biçiminde yazınız. Evet, sonucu 5 olacak arkadaşlar. Ben bunu mesela 10 bölü 2 yazabilirim. 4. 12 bölü 3, 4 eşittir 13, örneğin 39 bölü 3, 13 eşittir 25, 100 bölü 4. Siz bunları farklı şekillerde de yapabilirsiniz. İkinci soru, aşağıdaki eş bütünlerin boyalı kısımlarını gösteren doğal sayıları ve kesirleri sembol kullanarak karşılaştırınız. Bakalım arkadaşlar, birinci kesirim, buradaki mavi olanlara bakıyorum. 1, 2, 3, 4 tane tamım var arkadaşlar. Burası 4'e eşittir. İkincisine baktığınız zaman arkadaşlar, boyalı kısımlar 1, 2, 3, 4 aslında 5 tama eşittir. Ancak burada her bütünü parçalara ayırdığınız zaman ben burasını 4 parça, 4 parça, 4 parça, 4 parça, toplam 5 var, 20 parça oluyor arkadaşlar. Toplam parçam 20 parça alınmış, bir bütünüm 4 parça eşittir. 20 bölü 4. 20 bölü 4 aslında yine 5'e eşittir. O zaman baktığım zaman benim birinci kesirim 4, ikinci kesirim 20 bölü 4. Ben bu 4'ü de 4 bölü 1 olarak yapabilirim. Ya da bu 4'ü ben 16 bölü 4 olarak da yazabilirim. Ancak burada tam sayılı olarak verdiği için hiç bunlara gerek yok. 20 bölü 4 ile 4'ü karşılaştırıyorum. Şekil olarak baktığınız zaman arkadaşlar zaten 4 küçüktür 20 bölü 4. İkinci soruya bakalım. Her bütünüm 2 parçaya ayrılmış ve hepsi alınmış. 2, 4, 6, 8 parça alınmış. Bir bütünüm 2 parça. Yani benim kesirim 8 bölü 2. Aslında 8 bölü 2 de yine 4'e eşittir. Burada 4 tane bütün vardır. İkinciye baktım arkadaşlar. Bütünlerim parçalanmamış, yani bütünlerim 3'tür. Hemen karşılaştırdığım zaman 8 bölü 2 büyüktür 3. Üçüncü soru. Aşağıdaki doğal sayı ve kesirlerin arasına küçüktür, büyüktür veya eşittir sembollerinden uygulamanı yazınız. Evet, bakın burası 2. 9 bölü 7. 9 bölü 7 2'den küçük bir sayıdır. Çünkü burası 14 olsaydı 2 eşit olacaktı. 14 bölü 7 2 eşit olduğu için 2, dolayısıyla 9 bölü 7 kesirinden büyüktür arkadaşlar. 15 bölü 3. 15'i ben 3'e böldüğüm zaman 5 çıkıyor arkadaşlar. Bakın burası da 5. O zaman burası eşittir. C'ye baktım, 6. 19 bölü 3. Burası 18 olsaydı arkadaşlar, 18'i 3'e böldüm, 6. Demek ki 19 olduğu için 6'dan büyük bir sayı çıkacaktır burada. Burası 6 olduğu için 6 küçüktür 19 bölü 3 diyebilirim. 47 bölü 9. Burası 45 olsaydı arkadaşlar, 45 bölü 9 5 olacaktı. Ama 47 olduğu için burası 5'ten büyük bir sayıdır. Burası 5 verdiği için 5 küçüktür 47 bölü 9. 8 ve 14 bölü 5 vermiş arkadaşlar. Burası 15 olsaydı 15 bölü 3, 15 bölü 5 3 olacaktı. Bu sayı 3'ten 14 bölü 5, 3'ten küçük bir kesirdir. Burası zaten 8 vermiş. 8 ile 3'ü kıyasladığınız zaman 8 büyüktür 14 bölü 5. 16 bölü 3. Burası 15 olsaydı arkadaşlar, 15 bölü 3, 5 olacaktı. Bu sayı 5'ten büyük bir sayı. Ancak 18 olsaydı arkadaşlar, 18 bölü 3, 6 eşit olacaktı. 16 olduğu için 16 bölü 3 küçüktür 6'dır. 7 ve 9 bölü 2'yi, burası 10 olsaydı arkadaşlar, 12'ye böldüm 5. Bu sayı 5'ten küçük bir sayıdır arkadaşlar. 9 bölü 2 5'ten küçük bir sayı. Burası 7 verildiği için 7 büyüktür 9 bölü 2. 10 ve 19 bölü 2'yi karşılaştıralım. Burası 20 olsaydı 20 bölü 2 10 olacaktı. Ama 19 olduğu için burası 10'dan biraz küçük bir sayıdır. Dolayısıyla 10 büyüktür 19 bölü 2. Evet, sayfa 87.
Aşağıdaki bütünlerin boyalı kısımlarını gösteren kesirlere denk olacak şekilde okların diğer ucundaki bütünleri boyayınız. Noktalı yerlere uygun kesirleri yazınız. Evet, bakın burada şu parçama eşit olması için ben şu iki parçayı boyamam gerekiyor arkadaşlar. Kesir olarak yazdığım zaman benim bütünüm 4 parça, 1 parçası boyalı. Ancak burada benim bütünüm artık 4 parça değil, 8 parçaya ayrılmış ve ben 2 parçasını boyuyorum. Yani 1 bölü 4 kesri ile 2 bölü 8 kesri aslında birbirine denk kesirlerdir arkadaşlar. Dikkat ettiyseniz 1'i 2 ile çarpıyorum 2, 4'ü de 2 ile çarpıyorum 8. B'ye baktım. Bütünüm 2 parça, 1 parçası boyanmış. Yine eşit olması için ben şurayı boyamam gerekiyor. Dolayısıyla 4 parçamı boyamam gerekiyor arkadaşlar. Bütünüm 8 parça, 4 parçasını boyuyorum. Dikkat edelim. 1'i 4'e çarptım 4, 2'yi 4'e çarptım 8. Bunlar birbirine denk kesirlerdir. C'ye bakıyorum arkadaşlar. C'de benim bütünüm kaç parça? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Bütünüm 24 parça. 4 tanesi boyanmamış. 20 parçası boyanmış. Ve ben yine aynı mantıkla ben şöyle boyamam gerekiyor. Bütünüm 2, 4, 6 parça. Kaç parçasını boyamışım arkadaşlar? 5 parçasını boyamışım. 20 bölü 24 ile 5 bölü 6 kesiri birbirine denk kesirdir. 5'i 4'te çarptım 20, 6'yı 4'te çarptım 24. Son kesirimde ise bütünüm 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 parçaya ayrılmış. Kaç parçasını almış? 2, 4, 6, 8, 10 parçasını almış. Burada yine aynı mantıkla 1, 2, 3 parçası kalacak. Şöyle şu parçaları boyuyorum arkadaşlar. Bütünüm 2, 4, 5, 8 parça. 5 parçasını boyamış. Dikkat ettiyseniz bakın 5'i 2 ile çarp 10, 8'i 2 ile çarp 16. İkinci soru. Aşağıdaki kesirlere denk olan 3'er tane kesir yazınız. Evet, burada 1 bölü 8'i ben istediğim bir sayıyla çarparak genişletme işlemi yapabilirim. Denk kesirler bulabilmem için. Örneğin 2 ile çarpayım arkadaşlar. 1 ile 2 ile çarptım 2, 8 2 ile çarptım 16. 3 ile çarparsam 1 kere 3, 3, 24. 4 ile çarparsam 1 kere 4, 4. 4 kere 8, 32. Siz de ikisinde payı ve paydayı aynı sayıyla olmak üzere istediğiniz sayıyla çarparak denk kesirler oluşturabilirsiniz. Ve B'dekiler yazalım arkadaşlar. 2 ile çarptım 6 bölü 20. 5 ile çarptım 15 bölü 50. Farklı kesirler yazıyorum. 10 ile çarptım 30 bölü 100. Bunların hepsi birbirine denk kesirlerdir. 2 bölü 7, 2 ile çarptım 4 bölü 14. 5 ile çarptım 10 bölü 35. 20 ile çarptım 40 bölü 140. Çaya baktık. 2 ile çarptım 16 bölü 18. 3 ile çarptım 24 bölü 27. 4 ile çarptım 4 kere 8 32. 4 kere 9 36. 6 bölü 11. 2 ile çarptım 12 bölü 22. 4 ile çarptım 24 bölü 44. 10 ile çarptım 60 bölü 110. Bunların hepsi birbirine denk kesirlerdir. Son sorum 12 bölü 30. İki ile çarptım 24 bölü 60. 3 ile çarptım 36 bölü 90. 4 ile çarptım 48 bölü 120. Dikkat ettiyseniz burada 12 bölü 30 ben ikisinde aynı sayıya bölme imkanım var. Dolayısıyla bunu ben 6 bölü 15 yazdığım zaman buna denktir. Ancak burada sadeleştirme işlemi yapıyoruz. Onun diğer sorularda tekrar anlatacağız. Üçüncü soru.
Aşağıdaki kesirlerin en sade halini, yani iki sayıyı da bölebileceğim ortak en büyük bölen sayıyı bulmam gerekiyor. Burada 8 ve 40 var arkadaşlar. Ben 8 ve 40'ı aynı sayıya 8'e bölebilirim. 8'i 8'e böldüm. 1, 40'ı 8'e böldüm. 5. Yani ben 8 bölü 40'ı sadeleştirerek 1 bölü 5 kesir olarak yazabilirim. Bunlar birbirlerine aynı zamanda denk kesirlerdir. 1'i 8'e çarptım. 8, 5'i 8'e çarptım. 40. 25 bölü 35 ikisini de 5'e bölüyorum arkadaşlar. 25'i 5'e böldüm. 5. 35'i 5'e böldüm. 7. 4 bölü 32 ikisini de 4'e bölebilirim. 4'ü 4'e böldüm. 1. 32'yi 4'e böldüm. 8. 12 bölü 48 ikisini de 12'ye bölebilirim. 12'yi 12'ye böldüm. 1. 48 12'ye böldüm. 4. 48 bölü 64. Örneğin deneyelim arkadaşlar. 8'e böldüğümü düşünün. 48'i 8'e böldüm. 6. 64'ü 8'e böldüm. 8. Dikkat ettiyseniz bakın 6 bölü 8. Demek ki benim bölebildiğim 8'den daha büyük sayı var ama ben bunu bulamadığımı düşünelim. 6 bölü 8 olarak düşünelim şimdi arkadaşlar. 6 bölü 8'i bölebileceğim ortak sayılar var mı? 2. 6'yı 2'ye böldüm. 3. 8'i 2'ye böldüm. 4. Bakın 48 bölü 64. 3 bölü 4 olarak yazabilirim. Buna daha büyük sayı bölmek istediğim zaman arkadaşlar 48'i ben 16'ya böldüğüm zaman 3, 64'ü 16'ya böldüğüm zaman 4. Son soru 24 bölü 72. Burada ben ikisini de 24'e bölebilirim. 24'ü 24'e böldüm 1, 72'yi 24'e böldüm 3. Diyelim ki en büyük sayıyı bulamadınız. Bulabildiğiniz diğer sayıları örneğin 4'e böleyim. 24'ü 4'e böldüm 6. 72'yi 4'e böldüm. 72, 10, 36, 18 olur arkadaşlar. 4'e böldüm. Bakın 6 bölü 18. Hala ortak bölebileceğim sayılar var. İkisi de 6'ya bölünür. 6'yı 6'ya böldüm. 1, 18'i 6'ya böldüm. 3, bakın aynı sonuç çıktı. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarla tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, takipte kalın.